Bundan 22 yıl önce Türkiye en karanlık dönemlerinden birini yaşadı. Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasında 28 Haziran 1996'da kurulan 54. hükümet bazı çevreleri rahatsız edince hükümeti düşürmek için basın, yargı, asker ve bürokrasi içinde bir grup harekete geçti. Refah Partili Sincan Belediye Başkanı'nın düzenlediği Kudüs Gecesi'ni bahane eden cuntacılar 4 Şubat 1997'de 15 tank ve 20 kariyeri ilçeden geçerek Yenikent'teki tatbikat alanına gitti. Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, bunun üzerine Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ı görevden aldı. Gelişmeler koalisyon ortakları arasında çatlağa yol açtı. Siyasiler arasında yaşanan gerginlik toplum tabanında da karşılık buldu. Bazı sivil toplum kuruluşları "Gel darbe yap" dercesine mitingler düzenledi. Bunlardan güç bulan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, yıllarca zihinlerden silinmeyecek, Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık açıklamasıyla postmodern darbenin kapısını araladı. Bu dönem sadece ordudan 900 subay, assubay yaş kararıyla atıldı. Subay ve assubaylar sadece eşleri başörtülü olduğu veya içki içmediği için sakıncalı ilan edilip ordu ile ilişkileri kesildi. Üstelik bu kararlara itiraz yolu da kapalıydı. Refah Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Safa Kavakçı mecliste yemin ettirilmedi. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Alelacele vatandaşlıktan dağıtıldı. Onun yanında yer aldığı için milletvekilliğini kaybedenler bile oldu. Bakın biz insan sıfatında değiliz. Başörtülü öğrenciler üniversitelere sokulmadı. Sonradan CHP milletvekili olan Nur Serter, ikna odalarının kaşifi olarak tarihe geçti. Bu odalara alınan kız öğrenciler başlarını açmadıkça okula giremeyecekleri yolunda baskı gördü. İmam Hatip öğrencileri için alınan katsayı kararı sadece İmam Hatiplileri değil, bütün meslek lisesi öğrencilerini yaktı. Cuntacıların emriyle öyle bir katsayı düzenlemesi yapıldı ki, İmam Hatip Lisesi öğrencisi üniversite sınavında bütün soruları doğru cevaplasa bile ilahiyat fakültesi dışında bir okula giremez hale getirildi. Yine cuntacıların emriyle Refah Partisi kapatıldı. Necmettin Erbakan'ın başkanlığı Tansu Çiller'e devretmesine bile izin verilmedi. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz'a hükümet kurdurdu. Sonrasında da Ecevit Başbakan oldu. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiir okuduğu için hapis cezasına mahkum oldu, başkanlığı düşürüldü. Ve bütün bu kötü günlerin üzerinden tam 22 yıl geçti. Şimdi başörtüsü yasağı, katsayı problemi diye dayatma sorunlarımız kalmadı. Ama o günlerin mağdurları yaşadıklarını bir türlü unutamıyor. Normalleşmenin ardından 28 Şubat darbesinin aktörleri hakim karşısına çıkarıldı. 5 yıl süren davanın ardından aralarında eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi. 21 kişi hakkında ki o dönemin Genelkurmay Başkanı ve onun ekibi ikinci başkanı da bunların arasında, onlar hakkında hapis cezası verildi ve Yargıtay onayladığında yapmış oldukları fiilin cezasını çekmeye başlayacaklar. 28 Şubat sürecinde birçok vatandaşımızın kadın erkek hayatları karartıldı. Ama biz bugün ümit varız çünkü o güne katkıda bulunanlar adalet önünde hesap verdiler ve yapmış olduklarının hesabını ödeyecekler. Biz asla kin ve nefret duymadık. Hem ilahi adalete inandık hem de Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin doğru kararı vereceğine inandık. Bugün de bunun şahidi olduğumuz için demokrasimiz adına çok mutluyuz.
Ancak halka her türlü zulmü reva görenlere bile merhamet gösterildi. Rütbeleri sökülen eski generallerin bu cezaları adli kontrole dönüştürüldü. Şimdi 28 Şubat'ın sözde kudretli generalleri zaman zaman en yakın karakola gidip imza veriyor. Ancak bu durum o kadar gizli yapılıyor ki halka kan kusturanlar bu işi yaparken bir türlü görüntülenemediler.